MHP'ye. Bugün Alparslan Türkeş'in, MHP'nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıl dönümüydü. Devlet Bahçeli ve ülkücüler Türkeş'in mezarı başındaydılar. Türkeş mezarı başında dualarla, karanfillerle anıldı. Bahçeli Türkeş yaşasaydı o da evet derdi. Muhaliflere de aynı tepki gösterirdi dedi. Merhum Türkeş Bey Türkiye Cumhuriyeti'ne evet dedi. Biz de bugün evet diyoruz. Yaşamış olsaydı aynısını aynısıyla bunu yapardı. Vefatının 20. yılı anısına Alparslan Türkeş'in anıt mezarındaydı Devlet Bahçeli. Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendi ve şehit ağabeylerimiz olmak üzere. Dualar okundu, Türk eşin memleketi Kayseri'den gelen toprak mezarına serpildi. Bahçeli'nin hedefinde ise muhalifler vardı. Bizim görünüp de bize saldıran, çelme takan, siyasi defoların uyduruk ve uyuşmuş tezlerini çiğniyor önümüze bakıyoruz. Ülkücüler Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıl dönümünü 100 yaşında pankartıyla karşılarken Bahçeli de sözlerini hep Türkeş'in sözleriyle pekiştirdi. Türkeşsiz MHP, MHP'siz meclis olmaz dedi. Partimizin hisarlarındaki delik açmak için hayırsızlığın koro ve kafilesinde toplanmış küçük bir azınlığa artık ne sabrımız ne de tahammülümüzün kalmadığını Merhum liderimizin huzurunda açıklıyorum. O yaşasaydı aynı tepkiyi gösterirdi.